Tutuklanmaları talebiyle savcının mahkemeye sevk ettiği, aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. Kocadon'un savcı tarafından şüphelilere isnat ettiği, suç işlemek amacıyla kurulan örgütün lideri sıfatıyla hakim karşısına çıkarıldığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi'ne hafta başında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3'ü belediye personeli 8 kişi Muğla Kom Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Bodrum Adliyesi'ne getirildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, polis nezaretinde önce hastaneye götürülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Ardından Bodrum Adliyesi'ne getirilerek savcı karşısına çıkarıldılar. Bir şey söyleyecek misiniz? Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2009 yılında rüşvet suçuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bodrum Belediyesi'ne yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar ve emniyetin projeli çalışması sürecinde görevi kötüye kullanarak kafe, restoran, otel gibi iş yerleri için usulsüz ruhsat işlemleri yapıldığı, imara aykırı tadilat ve onarım izni verildiği, bunun karşılığında işletme sahiplerinden bağış adı altında farklı firmalar adına çek ya da nakit para girişi sağlayarak maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Yine emniyetin bu projeli çalışma sürecinde geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bodrum Belediyesi ile Bodrum'da faaliyet gösteren birçok işletmede arama yapılarak çok sayıda evrak ve dokümana el konulmuştu. Alınan bu evraklar 11 ay boyunca bilirkişi incelemesine tabi tutulmuştu. Bilirkişi raporları doğrultusunda elde edilen deliller sonrasında harekete geçen polis, yaklaşık 32 aylık projeli çalışmayla ilgili olarak geçtiğimiz pazartesi günü Bodrum'da 8 ayrı adres, İzmir'de 5 ayrı adres olmak üzere 13 ayrı adreste 60 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirmişti. Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalanmış, 15 şüpheli ifadeleri alınarak salıverilmişti. MFÖ, HA, ND, YA, VK, OB, SG, OÇ isimli 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Tahkikat süresince emniyet güçleri 39 şahsın şüpheli sıfatıyla, 8 şahsın müşteki sıfatıyla, 24 şahsınsa bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurdu. Müdürüm hiç sormayın, ben ödeneceksin. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, irtikap, gizliliğin ihlali ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlamasıyla bugün önce savcıya ifade verdi, ardından Başkan Mehmet Kocadon da dahil 9 kişi tutuklanma talebiyle Bodrum 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Yaklaşık 7 saat süren mahkeme sonrasında hakim savcının tutukluluk talebini uygun bularak 9 şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan zanlılar Bodrum cezaevi koşulları uygun olmadığı için Muğla Kapalı Cezaevine nakledildi.